Sultan 1. Murat Hüdavendikâr'ın Rumeli'deki fütuhatının ve Edirne'yi fethinin ardından büyük bir Haçlı ordusu toplanarak Osmanlı üzerine saldırmıştı. Kimi kaynaklarda 40 bin, kimi kaynaklarda 60 bin mevcut olan bu orduyu karşılamak üzere 4 bin neferle yola çıkan Hacı İlbey, bu Haçlıları bir gece zil zurna sarhoş oldukları bir anda ani bir baskın yaparak yok etmişti. Tarihe sırf sındığı olarak geçen bu zaferden sonra Edirne ve Batı Trakya Osmanlı Devleti için daha güvenli hale geldi. Meriç Nehri Osmanlı kontrolüne geçti. Balkanlardaki Macar üstünlüğü kırıldı. Bulgaristan vergiye bağlandı. Ve Bulgar İmparatorluğu'nun düşüşü ve Bulgaristan'ın Osmanlı'nın eline geçiş süreci hızlandı. Osmanlı ilk kez bir Haçlı ordusunu yenmişti. Bununla birlikte bu savaş Sırplarda bir intikam duygusu uyandırmıştı. ...1352 yılında Sırp Kralı Dušan kendisini Sırp ve Roma İmparatoru ilan ederek Doğu Roma Kilisesi'nden ayrılmıştı. Hatta Doğu Roma İmparatoru Ioannis Paleologos bile Osmanlı himayesine girdiği halde imzaladığı anlaşmaya aykırı olarak müttefik arayışından vazgeçmemiş, 1369 senesinde Papa'yı ziyaret ederek Osmanlılara karşı desteğini almak için resmen Katolik mezhebini kabul etmişti. Doğu Roma halkının Ortodoks hissiyatına aykırı olarak vermiş olduğu bu tavizin mukabilinde Papa 5. Urban kendisini Katolik Kilisesi'nin evladı ilan etti. İmparator Ioannis, Papa'nın tavsiyesi üzerine Fransa ve Macaristan'ı ziyaret etmiş fakat ülkesine eli boş bir şekilde dönmek zorunda kalmıştı. Ülkesine dönerken Venedik tüccarlarına olan borcu sebebiyle de tevkif edilmişti. Oğlunun güç bela tedarik eylediği bir meblağ sayesinde güçlükle kurtulabilmişti. Maruz kaldığı bu zillet ve hezimete rağmen Osmanlı aleyhine faaliyetlere devam eden Ioannis Paleologos, Sırp kralının 3 oğlu arasında parçalanan Sırbistan'ı yeniden Ortodoks Kilisesi'ne bağlamaya muvaffak olmuştu. Ardından Kuzey Sırbistan ve Makedonya'ya hakim olan 3 kardeş Sırp hükümdarı Uyliyeşa, Vukašin ve Vajko'yu ikna ederek Edirne üzerine saldırmaya ikna etti. Bu saldırı için güzel bir zamanlama ayarlamışlardı. Zira Sultan 1. Murat ordularıyla Anadolu'da bulunmaktaydı. Edirne, Lala Şahin Paşa'ya emanetti. Lakin emrinde çok az askeri mevcuttu. Sırp kuvvetleri, Sırp Sındığı Muharebesi'nin intikamını almak için 1371 yılında 70 bin kişilik bir orduyla Sırp Kral Jovan liderliğinde Edirne'ye doğru yola koyuldu. Haberler Lala Şahin Paşa'ya ulaştı. Şahin Paşa derhal Anadolu'da bulunan Sultan 1. Murat'a durumu bildirdi ve savaşacak yeterli askerinin olmadığını ifade etti. Lakin Sultan Murat'ın ordularıyla Rumeli'ye geçmesi o kadar kolay değildi. Anadolu'dan takviye birlikler gelene kadar Sırplar çoktan Edirne'ye ulaşmış olurdu. Bunun üzerine Lala Şahin Paşa yanına aldığı 800 neferiyle birlikte bir keşif yolculuğuna çıktı. 800 kişilik bu akıncı ordusu Sırpları takip etmekteydi. Onların Meriç Nehri'ne kadar ilerlemesine izin verdiler. Lala Şahin Paşa mahiyetindeki komutanlarıyla istişareler ederek planlar yaptı. Bu sırada Haçlı orduları yorulmuş vaziyette ve istirahat halindeydiler.
Gecenin zifiri karanlığında Lala Şahin ve ordusu davullar çalmaya başladı ve dört bir yandan hücuma geçtiler. Haçlı ordusu dört bir taraftan gelen davul sesleriyle şaşkına döndü. Gece karanlığında ordunun içine dalan bu 800 kişilik cesur neferler direkt olarak prenslerin çadırlarını hedef alıyordu. Haçlı ordusu tepeden çalınan davullardan dolayı hücum eden ordunun sayıca çok kalabalık olduğunu zannediyordu. Prens Bukaşin, Lala Şahin Paşa mahiyetindeki neferler tarafından öldürülünce Haçlı orduları bozulup kaçışmaya başladılar. Gece karanlığında Meriç Nehri'ni aşmaya çalışırken çoğu asker boğularak nehirde ölüyordu. Bu başarılı saldırıda prens ve komutanların tamamı öldürülünce Haçlı askerleri topyekun nehre doğru kaçmaya başladılar. Sabah olduğunda Meriç Nehri'nin rengi ölü Sırp askerlerinin kanlarından kırmızıya dönüşmüştü. Bu zaferden sonra Makedonya'nın kapıları Osmanlı'ya açılmıştı. Makedonya'daki Sırp prensleri Bulgar kralı ve Bizans imparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdılar. Bütün Makedonya'yı ele geçiren Osmanlılar sadece Sırbistan içlerine değil Arnavutluk, Bosna ve Dalmatya sahillerinden Yunan Yarımadası'nda Atik bölgesine kadar akınlarını genişletmek imkanı buldular. Sırbistan, Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmek zorunda kalmıştı. Lakin 1. Murat'ın Rumeli'deki fütuhatının gayesi sömürge elde etmek değil, buraları vatan yapmaktı. Nihayet 2 sene zarfında ele geçirdiği yerlerle iktifa ederek buraların iskan ve teşkilatlandırılması ile meşgul olmak üzere harekatı durdurdu. 4 ila 5 yıl süren bu sulh zamanında fethedilen yerlerin imarı, cami, tekke ve zaviyeler inşası, kapı kulu süvari ocaklarının kurulması, tımarların tanzimi ve Voynuk teşkilatının kurulması gibi işlerle meşgul olundu. Lakin buraların Türkleştirilmesi, teşkilatlandırılması ve vatanlaştırılması Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar için kabul edilemez bir durumdu. Haçlılar, Türkleri Rumeli topraklarından atmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Videomuza sponsor olduğu için World of Tanks'a teşekkür ediyoruz. Unutmayın, açıklamadaki linkten oyunu ücretsiz olarak indirerek hem kanalımıza destek olabilir hem de oyunu test edebilirsiniz.